Oğlum boşuna mı? Ne yapayım? Ya adam ya. Şükürler de boyuz. Burada yok oğlum. Gideceğiz şimdi. Al gözünü. Şey, yürüyün. Alkışlanır mı ki ya? Bu ara var mı? Yavaş nerede alkışlanmış? Yavaş yavaş bitiyor. Arzu bir çok şey dedim. Ekonuna götürüp bizi çok uzun süre gittim. Efendim. Uzaktan çeksin, arabistan. Doğru iki tarafta göster yani, orayı vurayım. Öbür kolu da götür. Biz bu kadar uzağız aslında da. İyi çekelim.
yapıyorum. Bak iyi. Kıymetimi iyi bilin. Azıcık daha uzatayım ben bir görelim. Okulu, öğrenci alayı, diploma töreninde emir ve görüşlerinize hazırdır Sayın Cumhurbaşkanım. Kara Harp Okulu, öğrenci alayı, bayramınız kutlu olsun. İşte tel marşı. Ruhunun bize verdiği güç ve kudretle bir kez daha ifade ediyoruz ki Ulu Önder en büyük harbiyeli
Mustafa Kemal Atatürk krizinde, yeri ve zamanı geldiğinde gözümüzü kırpmadan canımızı feda etmeye hazır olacağız. Bulunduğumuz düzeyi hiçbir zaman yeterli görmeyeceğiz ve sahip olduğumuz nitelikleri geliştirmeye devam edeceğiz. Harbiyeli olmanın 5 temel ilkesi olan vatan, şeref, vazife, dürüstlük ve sevgi değerleri bundan sonraki yaşamımıza da meşalemiz olacak. Sayın Cumhurbaşkanım, müsaadelerinizle bizden hiçbir şey esirgemeyen yüce ulusumuza bugünlere ulaşmamızda çok büyük katkıları olan özverili çalışmalarıyla bizi yetiştiren bütün sıralı komutanlarımıza, değerli öğretim üyelerimize, bugün bizimle aynı gururu paylaşan ailelerimize sonsuz şükranlarımızı sunar ve and içeriz ki laik ve demokratik Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, yüce Türk ulusunun namus ve şerefine, aziz vatan topraklarına uzanacak eller karşında bizi bulacak. Bu yolda kılıçlarımız daima keskin ve hazır olacaktır. Biz Türk istikbalinin evlatlarıyız. Şerefimizle doğduk. Şerefimizle yaşayacak. Baba, ilk tabun ne şanslı ya. İlk tabun çok şanslı. Bu güzel vatana. Bütün televizyonlar onları çekiyor. Canımız ve kanımız feda olsun. Arz edin. Göster. Tamam işte. Sayın Cumhurbaşkanım. Sen çevirsene. Evet, tamam. Yeni bir gurur günümüzde Kara Harp Okulu'ndaki eğitim ve öğrenimlerini tamamlayarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarına katılmaya layık görülen 148. dönem teğmenlerin diploma, kılıç kuşanma ve sancak devir teslim törenleri dolayısıyla huzurlarınızdayız. Teşriflerinizle bizleri onurlandırdığınız için tüm Kara Harp Okulu personeli mevzu olan teğmenlerimiz adına şükranlarımı arz ediyorum. Bizlere ve mensup olduğumuz yüce Türk ulusuna gurur veren bu müstesna günde ilke ve ilkelaplarından daima güç aldığımız Cumhuriyetimizin kurucusu en büyük harbiyeli Atatürk'ü, kahraman silah arkadaşlarını, vatan, bayrak ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden harbiye mezunu aziz şehitlerimizi bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor. Bu kutsal yuvadan feyz almış tüm harbiyelileri saygıyla selamlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım, bugün 4 yıl süren çağdaş eğitim ve öğrenimlerini başarıyla tamamlayarak diplomalarını alacak olan genç teğmenlerimiz, harbiyeli yemininde yer alan vatan, şeref, vazife, sevgi ve dürüstlük ilkelerinin gereklerini yerine getirmenin bir nişanesi olan yıldızlarını takmayı ve yüce ulusumuzun kendilerine duyduğu güvenin geleneksel simgesi olan kılıçlarını kuşanmayı hak etmişlerdir. Ayrıca koruma görevini gururla ifa ettikleri öğrenci alay sancağını lekesiz ve tertemiz olarak kendilerinden sonra gelen genç silah arkadaşlarına devir ve teslim edeceklerdir. Yüksek müsaadelerinizle gurur ve mutluluk dolu bu günlerinde kendilerini, yetişmelerinde emeği geçenleri ve ailelerini kutluyorum. Bugün mezun olan
32'si bayan, 1009 teğmenimizle birlikte. Kara Harp Okulu kurulduğu 1834 yılından itibaren 75.322. mezunluğu vermiş bulunmaktadır. Bu yıl Arnavutluk Cumhuriyeti'nden 3, Azerbaycan Cumhuriyeti'nden 48, Kazakistan Cumhuriyeti'nden 20, Kırgızistan Cumhuriyeti'nden 10, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden 8 ve Türkmenistan Cumhuriyeti'nden 25 öğrenci de okulumuzdan mezun olmuştur. Genç teğmenlerimize Kara Harp Okulu'ndaki eğitim ve öğretim sürecinde dinamizmini Atatürk düşünce sisteminden alan akılcı ve çağdaş bir yönetim sisteminin ışığında bilgi çağının gereklerine uygun bilimsel altyapı, askeri bilgiler, liderlik yeteneği ve üstün bedeni yeterlilikten oluşan dört asli alanda bilgi ve beceriler kazandırılmıştır. Genç teğmenler meslek hayatları boyunca Türk yurdunu ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kollama ve korumada alacakları görevleri kendilerine kazandırılmış olan bilgi ve becerilerinin sağlayacağı güçlerine dayanan ve vatan ve ulus sevgisiyle bütünleşen asla değişmeyecek bir vazife bilinciyle yerine getireceklerdir. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek huzurlarınızda yüce ulusumuza gururla ifade ederim ki silahlı kuvvetlerin dolayısıyla ülke güvenliğinin geleceği emanet edeceğimiz genç teğmenler kendilerinin yetiştirilmeleri için katlanılan tüm fedakarlıklara layık olduklarını kanıtlamışlardır. Bugünden itibaren alacakları tüm görevlerde de kendilerine duyulan güveni hak ettiklerini göstereceklerdir. Yüce ulusumuz 21. yüzyılın komutanları olacak bugünün teğmenleriyle gelecekte de gurur duyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanım, yüksek müsaadenizle değerli velilerimize ve genç teğmenlere hitap etmek istiyorum. Kendilerine çok şeyler borçlu olduğumuz değerli veliler. Bu genç teğmenlere Türk aile yapısının temel değerlerini ve gerçek anlamda insan olmanın anahtarını sizler verdiniz. Onların gönüllerine Atatürk, vatan, bayrak ve ulus sevgisinin tohumlarını sizler ektiniz. Onları vatanın savunmasına adayarak küçük yaşlarda bizlere emanet ettikten sonra da maddi ve manevi desteğinizi esirgemediniz. Onların eğitim ve öğretimi boyunca yüce ulusumuz ve silahlı kuvvetlerimiz kendilerinden hiçbir şey esirgemedi. Ama bu evlatlarımız her şeyden önce sizin eserinizdir. Eserinizle övünürüz. Siz de yaparken okul yönetimi olarak hepinize şükranlarımızı sunuyor ve evlatlarınızın yaşamları boyunca daha nice başarılarına tanık olmanızı diliyoruz. Sizin arkadaşlarım, genç teğmenler, eğitim ve öğreniminizin Kara Harp Okulu'ndaki bölümünü başarıyla tamamladınız. Sizleri yeni başarılarınıza şahit olacağımız sınıf okullarına uğurlarken gözlerinizde göreve hazır olmanın heyecanını görüyoruz. Sizler eğitim ve öğretim sürecinin tamamlanmadığını, öğrenmenin bir ömür boyu süreceğini, bilginizin mektebi asli olan kıtalarda uygulamalarını bularak zirveye ulaşacağını çok iyi biliyorsunuz. Kara Harp Okulu'nda kazandığınız bilimsel altyapı, askeri bilgi ve beceriler meslek hayatınızda başarıya ulaşmanız için sizlere daima yardımcı olacaktır. Alkışlanır mı hiç ya? Bu arada Yavaş nerede alkışlanmış? Yavaş yavaş bitiyor. Ekonomik bir bizi çok uzun süre.
Rezimler elime ne istiyorsun? Var mı istiyorsun? Taşımak ister zaten. Ben Bakayım.